Benim son 2-3 aylık faturam düşük gelince ben bir dürüstlük yapayım dedim. Artık yapmaz olaydım mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum orasını. Aradım ben 186'yı. Dedim kardeşim benim dedim elektrik faturam 2-3 aydır düşük geliyor dedim. O dikkatimi çekti. Dikkatimi çektikten sonra aradım. 2015-16 Ocak'ta aradığımı hatırlıyorum. Ben aradıktan 10 gün sonra ekip geldi. Hatta ben ekip şeye telefonda şunu söyledim. Dedim kardeşim ben fatura düşük geliyor. Gelin bakın benim elektrik saatim bozuk olduğunu düşünüyorum ben dedim. Aynı zamanda ben kendim elektrikçiyim ama istesem müdahale ederdim. Normalde mühürlerin koparılması falan yasak olduğundan dolayı müdahale etmek istemedim. Bir önce yetkili baksın dedim. Geldiler aradan 15 gün sonra 10 ya da 15 gün öyle hatırlıyorum. Geldiler. İşte sen dediler kaçak elektrik alıyorsun. Dedim ya arkadaşım ben kaçak falan aldığım yok. Hadi diyelim ki aldım. Ben sizi niye arayayım? Benim derdim tasam ne sizi arayayım? Gittim bir baktım 4.287 lira bana şey çıkarıyor. Para cezası kaçak elektrik adı altında para cezası çıkarıyor. Dedim ben bunu ödemem. Ben bunu niye ödeyeyim? Ben kaçak almadım ki ödeyeyim. Ondan sonra o zaman itirazını yap, dilekçeni ver. Neyse ben itirazımı yaptım, dilekçemi verdim. Hakim kararı verdi. Benim beraatime karar verdi ama temize açık yolu ile kararı verdi. Ama ben şundan eminim. Ben haklı olduğum için adalete de güveniyorum. Adalete güvendiğim için emin oluyorum, bu kadar emin oluyorum. Yargıtay'daki karar da benim lehime çıkacak. 2 sene civarında elektriksiz kaldım, mağdur kaldım. Peki nasıl hayatınızı sürdürdünüz 2 sene boyunca? Bereket ev 2 katlıydı da altı boştu. Üst katın elektriği kesikken mecburen ben alt katta oturmak zorunda kaldım.